savunması etkili. Şimdi Tamer Oygut perdelemeye geldi. Naumoski pozisyonu zorluyor. Atışı başarılı değil ama faal. Faali yapan oyuncu Gentile. Evet, itiraz var ama Gentile çok sert oynuyor Naumoski tutabilmek için. Elleri devamlı Naumoski'nin üstünde. İki serbest atış kullanacak Petar Naumoski. Biz potamızda basketleri Blackman veya Bodiroga tarafından beklerken Cantarello çok gayretli oluyor ve çok iyi post-up yapıyor. Cameron'u biraz önden tutabilmeli. Naumoski'nin ilk serbest atışı başarılı. Şimdi Naumoski'nin ikinci serbest atışı ve farkı iki sayıya indiriyoruz. Kenarda Naumoski, Conrad McRae'in perdelemesi var. Naumoski'nin atışı ve faal. Evet, faal evet. Yapan oyuncu Gentile. Gentile'nin de bu ikinci faalü. Ve Naumoski iki serbest atış kullanacak. Az önce İsmet Badem'in de belirttiği gibi bu ilk dakikalarda Stefanel Milano'lu oyuncular ve teknik adamlar hakemleri etki altına almaya çalışıyor. Evet, Naumoski geçen maçta maçın başından itibaren topları çok iyi kullandı ve 31-32 sayı civarında sayı attı. Ancak bu maçta Naumoski Gentile karşısında biraz daha agresif oynayarak Gentile'nin foul adetini çoğaltmaya çalışıyor ki bu da bizim için çok iyi bir avantaj. Evet, farkı bir sayıya indiriyoruz. Naumoski'nin iki serbest atışı da başarılı. Conrad yardıma geldi. Bodiroga 3 sayılık atışı başarılı değil. Conrad McRae savunma reboundını aldı. Naumoski çabuk hücum etmek istiyoruz. Naumoski iyi sıyrıldı. Turniketi ve basket. Çok güzel bir basket. McRae dakika diyor. Son iki hücumda gördüklerini beğenmedi ve hemen molasını aldı. Aradaki fark ne olursa olsun eğer oyuncular Tanyevic'in beyninden geçenleri yapmıyorsa az sayıda mağlubiyet değil galibiyetle çıkarak bileğimizin hakkıyla kupayı alıp götürelim. Naumoski moladan sonra Efes Pilsen hücumu Conrad McRae. Cantarello savunmada çok etkili bir uzun. Naumoski 3 sayılık atış Naumoski'den ve basket. Naumoski'nin basketi işte etkisi sağlıyor. Bodiroga var karşısında. Tempoyu bu dakikalarda yavaşlattık. Şu ana kadar skor istediğimiz gibi gidiyor. Naumoski teke tek oynayacak. Bodiroga'dan sıyrıldı. Atışı ve basket. Naumoski'nin basketi 25-23 iki sayı öndeyiz. Her şey lehimize. Gayet iyi gidiyor. Evet sevgili seyirciler, Spor Gazetesi bedava Sine 5 dekoderı veriyor. Gentile kendisini savunan oyuncu. Conrad McRae perdelemeye geldi. Cantarello'nun da yardımı var. Şimdi teke tek kaldı Naumoski. 3 sayılık atışı ve basket. Naumoski'nin 3 sayılık basketi Efes Pilsen'i 1 sayı öne geçiriyor. Her hücum altın değerinde. Naumoski, Tamer Oygut'un perdelemesi var. 3 sayılık i̇şte atışı Naumoski. Naumoski'nin basketi eşitliği sağladı. 41-41. Naumoski'nin karşısında Gentile var ve set hücumuna dönüyor. Naumoski yardım etti ve faul. Depol. Faali yapan oyuncu Depol. İki serbest atış kullanacak Naumoski. Bu arada Depol de bir sakatlık geçiriyor. Sanıyorum ki takım arkadaşıyla çarpıştı. Biraz da Naumoski'ye sanki kasti faul yaparcasına çok sert biçimde girmedi. İkinci yarı zaten başladığından beri sert bir savunma uyguluyor. Stefanel Milano takımı. Naumoski İlk serbest atışı başarılı ve eşitliği sağlıyoruz. Naumoski'nin ikinci serbest atışı 18 sayısı var şu ana kadar. İkinci serbest atışı da başarılı ve 45-44 öne geçiyoruz ki 47-44. Ben doğrusu sayamadım. Belki de 5. müdafaa oyuncusu değiştiriyor Naumoski. Bertolucci'nin savunmasına karşı üçlük ve basket. Naumoski'nin üçlüğü çok önemli, çok önemli. Maçın bitimine Naumoski güzel sıyrıldı. Pozisyonu zorluyor. Basket mi? Hayır ama faul. Harikasın ve Naumoski. Cantarello ise 5. faul olacak. Ve Cantarello. Bugüne kadar hayatımda gördüğümün en akıllı oyunculardan biri. Uzun oyuncuyu arkada kendi oyuncusuna, kısa oyuncusuna screen yaptırdı. Ve müthiş bir turnike attı. Kaçması da şanssızlık. Davide Cantarello 5 faalle oyun dışı. Petar Naumoski 2 serbest atış kullanacak. Evet, Stefanel Milano'nun takım olarak 5 faali var ikinci yarıda. İlk serbest atışı başarılı. Gentile belki de hayatında ilk defa böyle bir şey yapıyor. Eline gelen topu atıyor ama şansı yardım ediyor. Ona bu şut şansını tanımayalım.
24 sayısı var Naumoski'nin. Çok önemli bir hücum Efe Sisler için. Naumoski 30 saniye süresinde olmasına 12 saniye var. Rolando Black ve kendisini savunuyor. Maçın bitimine 3 dakika 15 saniye var. Naumoski'nin basketi farkı 1'e indirdik.